Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü sınır kapısı yakınlarında dün gece devriye gezen askerlere Suriye tarafından açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 02 sıralarında Hatay 2. Piyade Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Cilvegözü Piyade Hudut Karakolu'nda görevli personelin bulunduğu nöbet mevzisinden Suriye tarafında bir görüntü alındığı bilgisi karakola bildirildi. Bölgeye intikal eden karakol komutanı yanındaki görevli personele mevzi aldırarak bir el ile beraber bölgeyi taramak üzere devriye görevi icra ederken bir el silah sesi duyuldu ve 1994 doğumlu Piyade Er Gökhan Çakır yaralandı. Ateş edilen bölgeye angajman kuralları çerçevesinde misli ile karşılık verildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı Gökhan Çakır Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Piyade Er Gökhan Çakır kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit asker Gökhan Çakır'ın Muş nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin İzmir'de yaşadığı bildirildi. Şehit Er Gökhan Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsinin ardından Çakır için Adana 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığı'nda resmi tören yapıldı. Şehit erin cenazesi tümendeki törenin ardından askeri uçakla İzmir'e gönderildi.